Selectra Sertralin nedir? Ne için nasıl kullanılır? Yan etkileri. Selectra Sertralin nedir? Selectra, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, sısrılar, adı verilen ilaç grubuna dahil bir antidepresandır. Etken maddesi olan sertralin, depresyon, panik atak, anksiyete veya obsesif kompulsif semptomları olan kişilerin beyinlerindeki serotonin seviyesini arttırarak çalışır. Yasada 25, 50 ve 100 mg'lık tablet formlarda bulunmaktadır. Selektra sakinleştirici veya uyku ilacı değildir ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Selektra ne için kullanılır? Selektra aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılmaktadır. Depresyon Obsesif-kompulsif, saplantılı-takıntılı, bozukluk Panik atak Travma sonrası stres bozukluğu. Sosyal fobi. Adet öncesi gerginlik, premenstrual disforik bozukluk. Selektra nasıl kullanılır? Selektra'nın doğru kullanımı nasıl olmalı? İlacınızı bir bardak suyla, çiğnemeden ya da ezmeden, bütün olarak yutun. Aç ya da tok karnına içilebilir ancak aynı saatte almaya özen gösterin. Doktorunuza danışmadan doz değişikliği yapmayın ya da tedaviyi sonlandırmayın. Tedavinin aniden kesilmesi yan etkilere neden olabilir. Eğer ilacı kullandığınızda kendinizi uykulu hissediyorsanız, yatmadan önce alın. Eğer bir dozu unutursanız, o dozu atlayıp bir sonraki dozu normal zamanında alın. Dengelemek için çift doz almayın. Selektranın 6 yaşından küçüklerde kullanımı sakıncalıdır. İlacın etken maddesi olan sertralinin dikkat dağınıklığı, uyuşukluk gibi etkileri olabilir. Eğer bu etkileri hissediyorsanız araç ya da makine kullanmayın. Selektra dozları ve kullanılacak doz hesabı. Yetişkinlerde ve yaşlılarda kullanımı, genellikle önerilen başlangıç dozu sabah veya akşam bir seferde alınan 25 mg'dir. Bir hafta sonra doz günde 50 mg çıkarılabilir kullanılabilecek maksimum doz günde 200 mg'dir. Çocuklarda kullanımı, Selectra, sadece obsesif kompulsif bozukluğu olan 6-17 yaş arası çocuklarda kullanılabilir. Uygun doza çocuğun vücut ağırlığına göre karar verilir. Selectra'nın kullanım dozuna ve tedavinizin ne kadar süreceğine mutlaka doktorunuz karar vermelidir. Doz ile ilgili bir şüpheniz varsa doktorunuza danışın. Selectra doz aşımı eğer selektrayı kullanmanız gerekenden fazla aldıysanız sersemlik, uyku hali, bulantı ve kusma, baş dönmesi, taşikardi, titreme ve nadir de olsa bilinç kaybı gibi yan etkiler yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda hemen doktorunuzu arayın ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurun. Yanınıza ilacınızın kutusunu da almayı unutmayın. Selektra kullananlar nelere dikkat etmeli? Selektra hangi ilaçlarla kullanılmaz? Selektranın aşağıdaki ilaçlar ile kullanımı ciddi yan etkilere ya da ilaçların etkilerinde azalmaya yol açabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız selektra kullanmayın. Monoamin oksidaz, MAO inhibitörleri, moklobemid, selecilin, linezolid ve metilen mavisi. Himozid, antipsikotik bir ilaç. Aşağıdaki ilaçlardan kullanıyorsanız mutlaka selektra kullanmadan önce doktorunuza bilgi verin. Sarı kantaron, Senconsfort. Triptofan içeren bir ilaç. Fentanil, çok güçlü bir türopiyoid analjezik. Kuvvetli ağrı kesiciler, Tramadol vb. Migren ilaçları. Kan sulandırıcılar, Warfarin vb non-steroid ilaçlar, ibuprofen, naproxen, aspirin vb. Diazepam Diüretik, idrar söktürücü ilaçlar Epilepsi ilaçları Diyabet ilaçları Simetidin, mide asidi üretimini engelleyen bir ilaç Lityum Antidepresanlar, amitriptilin, nortriptilin vb. Antipsikotik ilaçlar, perfenazin, olanzapin vb. Antiaritmik ilaçlar, filekainit, propafenon vb. Selektra ve alkol kullanımı. Selektranın alkolle birlikte kullanımı yan etkilere neden olabileceği için önerilmemektedir. Selektra hangi gıdalar ile kullanılmamalı? Gireyfurt ya da Gireyfurt suyu, ilacın etken maddesi olan sertralinin vücudunuzdaki miktarını arttırabileceği için tüketmeyin. Selektra formları ve türleri Piyasada 25, 50 ve 100 mg'lık film tablet formunda bulunmaktadır. Kimler selektra kullanmamalı? Eğer selektranın etken maddesi sertraline ya da ilacın içinde bulunan maddelerden birine alerjiniz varsa selektrayı kullanmayın. Selektra hangi durumlarda sakıncalıdır? Aşağıdaki durumların herhangi birine sahipseniz Selektra'yı doktorunuza danışmadan kullanmayın. Serotonin sendromu, vücutta, kullanılan ilaçlar nedeniyle yüksek düzeyde serotonin birikmesi sonucu oluşan bir durumdur. Tedavi edilmezse ölüme neden olabilir. Hafif düzeyde titreme ve ishal, aşırı mutluluk hissi, ateş, şiddetli kas sertliği, terleme gibi belirtilere neden olur. Daha önce serotonin sendromu yaşadıysanız özellikle daha dikkatli olmalısınız. Hiponatremi, sodyum düşüklüğü yaşlılarda sodyum düşüklüğü görülme riski daha yüksektir. Hipomani öyküsü, aşırı hareketlilik, dikkat artışı, yüksek enerji ile kendini gösteren bir ruhsal sorun. Diyabet, selektra kan şekeri seviyelerinde değişikliğe neden olabilir. Diyabet hastasıysanız düzenli ölçüm yaptırmalısınız. Kapalı açılı glokom, selektra göz bebeğinizin çapını değiştirebilir ve bunun sonucunda göz içi basıncında artış oluşabilir. Epilepsi, sara. Karaciğer rahatsızlığı. Kanama problemi. Elektroşok, elektrokonvülsif tedavisi. Hamilelik döneminde selektra kullanımı. Hamilelikte selektra kullanımı önerilmemektedir. İlacı kullanan kadınların güvenli biri doğum kontrol yöntemi kullanmaları gerekir. Hamileyseniz ve selektra kullanıyorsanız ya da ilacı kullanırken hamile kaldığınızı fark ederseniz mutlaka doktorunuza bilgi verin. Gebeliğin son 3 ayında kullanılırsa, yeni doğanda dirençli pulmoner hipertansiyon, akciğeri besleyen damarlarda kan basıncı yüksekliği riskini arttırmaktadır. Bu hastalık doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde bebekte hızlı nefes alıp verme ve morarmaya neden olabilir. Ayrıca bebekte nefes darlığı, seride ve dudaklarda mavileşme, kusma ya da beslenememe, çok ağlama, kaslarda sertlik ya da gevşeklik, titreme, huzursuzluk gibi belirtiler de görülebilir. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi birini gözlemlerseniz derhal doktorunuz arayın. Emzirirken selektra kullanımı Sertralin anne sütüne geçtiği için çok gerekli olmadıkça emzirirken kullanılmamalıdır. İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Selektra yan etkileri nelerdir? Ciddi yan etkiler. Aşağıdaki yan etkilerden birini yaşadığınızda doktorunuza hemen bilgi verin ya da size en yakın hastanenin acil servisine başvurun. Eritema multiforme, el, yüz ve ayakta kızarıklık oluşumu bu durum Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Alerjik reaksiyon, ağız, yüz, dudak veya dilde şişme, tüm vücutta döküntü ve kaşıntı, nefes darlığı görülebilir. Serotonin sendromu huzursuzluk, kafa karışıklığı, yüksek ateş, ishal, tansiyon yüksekliği ve kalp atışında hızlanma ile kendini gösterir. Karaciğer hasarı, cilt veya gözlerde sararma. İntihar düşüncesi veya depresyon. Nöbet. Çok yaygın yan etkiler. Uyku hali ya da uykusuzluk gibi uyku alışkanlıklarında değişiklik. Mide bulantısı, iştahsızlık. İshal ve hazımsızlık. Aşırı terleme. Cinsel isteksizlik ya da boşalma güçlüğü gibi cinsel sorunlar. Titreme Halsizlik Yaygın yan etkiler Boğaz ağrısı İştahsızlık ya da iştah artışı Huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, cinsel istekte azalma gibi ruhsal sorunlar Haz gerginliğini, kas ağrısı Tat alma duyusunda değişiklikler Dikkat dağınıklığı Görme sorunları Tinnitus kulak çınlaması. Kalp atışında hızlanma ya da göğüs ağrısı. Esneme.